Evrenin kendisi oyun hamurundan bir top gibi elinizde ve zamanı ileri sardıkça bu şekil akmaya başlıyor. İlk başta tümsekli, pürüzlü bir şekil. Zamanla ya dümdüz pürüzsüz bir küreye dönüşüyor ya da boynundan incelip kopuyor. Bu fikir matematik ve fiziğin kesişiminde Ricci akışı denilen gerçek bir sürecin tasviri. Peki bu neden önemli? Çünkü uzay zamanın eğriliğini anlamak aslında evrenin kendisini ve zamanın yönünü anlamaya açılan bir kapı. Eğer uzay zamanı bir sıvı gibi akıtabiliyorsak, belki de zamanın kendisi sadece geometrinin şekil değiştirmesinden ibarettir. Ricci akışı bir şeklin matematikçilerin manifold dediği çok boyutlu yüzeyin zamana bağlı değişimini tanımlayan bir denklem. İlk kez Richard Hamilton'ın keşfettiği bu denklem, tıpkı ısı denkleminin sıcaklık dağılımını yayması gibi eğriliği uzayda yayıyor. Denklem şekilde basitçe gösterildiği gibi geometrinin metrik tensörü, bir nevi şeklin uzaklık tarifi, Ricci eğrilik tensörü, eğriliğin yoğunluğunu gösteren bir bileşenden meydana geliyor. Bu denklemin etkisi şeklin engebelerini zamanla düzleştirmek, tıpkı sıcak bir demirle kırışıklıkları ütülemek gibi. Başlangıçta yamru yumru bir yüzey, Ricci akışı etkisiyle giderek düzgünleşiyor, kusurlar silikleşiyor. Eğer yüzey yeterince iyi uygunsa, örneğin her yerde pozitif eğriliğe sahipse, Ricci akışı onu zamanla mükemmel bir küre şekline yaklaştırır. Bu süreçte geometri öylesine sakin ve düzenli hale gelir ki, son hali neredeyse ideal bir şekil olan kürenin ta kendisidir. Ancak hikaye güllük gülistanlık değil. Ricci akışı bazen dramatik olaylarda barındırıyor. Tekillikler, singülariteler adını verdiğimiz, şeklin belli bölgelerinde eğriliğin sonsuza geçtiği patlamalar oluşabiliyor. Bu sanki akmakta olan hamurun bir yerden aniden büzüşüp kopmasına benziyor. Matematikçilerin boyun sıkışması, neck pinch dediği bu olayda ince bir tüp gibi bölge gittikçe daralıyor ve sonunda iki parçaya ayrılıyor. Aslında bu kopuş kozmik bir benzetme ile kara deliklerin oluşumuna benzetilebilir. Bir yıldızın kendi içine çöküp tekillik oluşturması gibi bir geometrik şekilde akışı altında ince bir boyun oluşturup kopabiliyor. Rus matematikçi Grigori Perelman meşhur boyun kare varsayımını çözerken tam da bu zorluğu aştı. Tekillik oluşan yerlerde şekli cerrah titizliğiyle kesip akışı sürdürdü. Dahası Perelman geometrik entropi adını verdiği bir büyüklük tanımladı. Bu tıpkı termodinamik entropi gibi zamanla artıyor ve Ricci akışının yönünü belirliyordu. Böylece geometride bir çeşit zamanın okunu keşfetmiş oldu. Şekiller akarken düzensizlik ölçüsü hep artıyor. Geriye dönüş olmuyordu. İşte Ricci akışı sadece soyut matematiksel bir araç değil, aynı zamanda fiziksel dünyadaki ısı yayılımı, karışan krema ve kahve veya kainattaki entropi artışı ile şaşırtıcı paralellikler taşıyan derin bir kavram. Peki eğrilik dediğimiz şey tam olarak nedir? Einstein'ın genel görelilik teorisinde kütle ve enerji uzay zamanı büker. Bu bükülmenin teknik ölçüsü Riemann eğrilik tensörüdür. Ve iki ana parçaya ayrılır. Ricci tensörü ve Weyl tensörü. Bir benzetme yapalım. Uzay zaman dokusunu bir esnek kauçuk örtü gibi düşün. Eğer üzerine ağır bir top koyarsanız merkezde bir çukur oluşur. Bu çukurun derinliği ve hacmi Ricci tensörüne karşılık gelir. Örtünün toplam eğriliği kütlenin varlığıyla ilişkilidir. Ancak kauçuk örtüye bir elinizle vurup dalgalar oluşturursanız dalgalanan şekilde ortaya çıkar. Bu dalgalar kütle olmadan da var olabilir. İşte Weyl tensörü o dalgaların yani serbest eğrilik bileşeninin ölçüsüdür. Teknik olarak Weyl tensörü Riemann eğriliğinin iz bırakmayan kısmıdır ve konformal yani ölçek değişimine duyarsız eğrilik bilgisini taşır. Daha sezgisel bir ifadeyle Weyl tensörü uzay zamandaki gelgit kuvvetlerini ve kütleden bağımsız eğrilik etkilerini ifade eder. Örneğin ayın dünya üzerindeki gelgit etkisi veya iki kara deliğin birbirine uzak mesafedeki kütle çekim dalgaları bunlar Weyl eğriliğinin eseridir diyebiliriz. Bu nedenle Weyl tensörüne bazen serbest kütle çekim alanı da denir. Kütle enerjiden kaynaklanmayan boşlukta bile var olabilen kütle çekim dalgalarını ve gelgit etkilerini tanımlar. Weyl tensörünün ilginç bir özelliği yerel konformal düzlük kriteri olmasıdır. Eğer bir manifoldta yani yüzeyde Weyl tensörü her yerde sıfırsa o manifold yerel olarak düz yani konformal düz demektir. Bu o bölgenin ufak ölçeklerde tıpkı ölçeklendirilmiş bir düzlem gibi olduğunu yani belli bir büyütme yükleme faktörüyle düz uzaydan farklı olduğunu gösterir. Örneğin kozmolojide Friedman, Lemaître, Robertson, Walker
LRV evren modelleri, yani evrenin büyük ölçekte homojen ve izotropik olduğunu varsayan modeller, konformal olarak düzdür. Çünkü erken evren neredeyse tamamen pürüzsüz ve uniformdur. Weyl tensörü ihmal edilecek kadar küçüktür. Ünlü fizikçi Roger Penrose, evrenin başlangıcındaki bu pürüzsüzlüğe dikkat çekerek Weyl eğriliği varsayımını ortaya atmıştır. Penrose'a göre büyük patlamanda Weyl tensörü neredeyse sıfırdı. Uzay zaman olabildiğince düzgündü ve bu nedenle evrenin başlangıç entropisi çok düşüktü. Zaman ilerledikçe madde kümeleşmeye, galaksiler ve yapılar oluşmaya başladı. Yani Weyl evriliği arttı. Bu da yer çekimsel alanın düzensizliğinin artması demekti. İşte Penrose zamanın oku denilen olgunun kökenini burada görüyor. Başlangıçta Weyl sıfıra yakındı. Düşük yer çekimsel entropi, geleceğe doğru ise Weyl entropisi giderek büyüyor. Yer çekimsel alan karmaşıklaşıyor. Böylece evrenin termodinamik entropisi de artıyor ve zaman tek yönde akıyor. Kısacası Weyl tensörü sadece matematiksel bir ayrıntı değil, aynı zamanda evrenin geçmişi ve geleceği hakkında ipucu taşıyan derin bir aktör. Artık iki temel karakterimizi, Ricci akışı ve Weyl tensörünü tanıdık. Soru şu, bir manifold Ricci akışıyla evrim geçirirken Weyl tensörü nasıl davranır? Başka bir deyişle uzay zaman dokusunu akışkan gibi ısıtırken o dokudaki serbest devrelik dalgaları sönümlenir mi, kalır mı, patlar mı? Bu soruyu yanıtlayan araştırmacılar önemli bulgular ortaya koydular. İlk kritik sonuç, eğer bir manifold başlangıçta Weyl tensörü sıfır, yani yerel olarak konformal düz ise Ricci akışı boyunca bu özellik korunur. Bu durumda manifoldun geometrisi hep konformal düz olarak kalır. Ve evrilik tensörü Ricci tensörü olabilecek en düzenli şekilde bürünür. Böyle bir yüzeyde Ricci tensörünün tüm yönlerde aynı olması, her yönde eşit evrilik veya en fazla iki farklı evrilik değeri alması mümkündür. İki farklı evrilik değeri varsa burada biri tek bir yönde, diğeri kalan tüm yönlerde aynıdır. Bu aslında geometrinin bir eksen boyunca diğer eksenlerden farklı davranması demektir. Tam olarak warp product, yani bükülmüş çarpım denen yapı budur. Sonsuza uzanan bir doğru R ekseni boyunca her kesitte n-1 boyutlu küre vardır. Bunu 3 boyutlu hayal etmek istersek bir ucundan sonsuza uzayan içi dolu bir silindir gibidir. Ya da bir tarafında geniş bir küre, boyun kısmında uzun bir boru düşünebiliriz. Sonuç olarak Weyl tensörünün sıfır kaldığı bu özel durumda manifold ya Einstein manifolddur, her yönde eğrilik metrikle orantılıdır. Örneğin her yerde aynı eğriliğe sahip küre, düzlem veya hiperbolik uzay gibi. Ya da bir boyutu farklı, diğerleri aynı olan eksene sarılı küre yapısındadır. Her iki halde de geometri son derece simetrik ve düzenlidir. Adeta evrenin sakin anları ya tam bir küre gibi kusursuz, düz uzay ya da sabit pozitif eğrilikli uzay ya da bir boyut dışında her yerde simetrik biçimde gerilmiş bir şekil. Bu noktada Ricci solitonları adı verilen özel çözüm tiplerinden bahsetmek gerekiyor. Ricci solitonları Ricci akışı altında şekillerini koruyup sadece ölçek değiştiren özel geometrilerdir. Bir nevi akışın sabit noktaları veya kendi üzerine büzülüp genişleyen hayalet şekiller diyebiliriz. Bu araştırma kapsamında Weyl tensörü sıfır olan yerel Ricci solitonlar tamamen sınıflandırılmış durumda. Örneğin büzülen shrinking solitonlar zamanla boyutları küçülen çözümler sadece 3 tipte olabilir. Küre, başka hiçbir eğriliği olmayan, her yerde aynı pozitif eğriliği taşıyan, sonsuzda tek bir noktaya büzüşür. Silindir biçimde olursa ucu bucağı açık bir eksen boyunca sabit yarıçaplı bir n-1 küre ile çarpım şeklindeki boru geometrileri, bunlar uzadıkça yarıçapları büzüşür. Gaussian soliton da düz uzayın solitonudur. Aslında bildiğimiz düz uzaydır fakat uygun bir ölçeklendirme ile zamanla her yerde eşit oranda küçülen veya büyüyen bir çözüm gibi düşünülebilir. Bu isme Gaussian denmesinin sebebi bu çözümün Ricci akışı denkleminde uygun bir potansiyel fonksiyonun Gauss dağılımı formunda olmasından kaynaklanır. Ancak başlangıçta düz olan bir uzay akış boyunca düz kalır. Sadece ölçeği değişir. Diğer yandan istikrarlı solitonlar da vardır ki ne büzülür ne genişler. Sabit şekilde kalırlar. Brine solitonu 3 boyutlu uzayda bulunmuş eşsiz bir solitondur. Ve düz uzaydan farklı uçlara doğru sonsuza giden bir geometrisi vardır. Görüntüsü ince bir ucu olan sonsuz bir borazan veya honi gibidir. Merkez kısımları küreye benzer şekilde eğrilik içerir. Uzayda ise giderek düzleşir ve silindir biçimine yaklaşır. Brine solitonu özeldir ki ölçek ve konum dışında sabit kalan eğri fakat tamamen boşluksal tek çözümdür.
Bu özel solitonlar pratikte ne anlama geliyor? En azından matematiksel evrende Ricci akışının olası kaderlerini temsil ediyorlar. Eğer şeklimiz küçülüyorsa er ya da geç bir küreye dönüşüp yok olacak, tekilliğe büzülecek. Ya da bir silindir haline getirilip ince bir boruya doğru kopacaktır. Eğer şekil ne büyüyüp ne küçülüyorsa, istekli bir denge halindeyse belki Brine solitonu gibi tuhaf bir yapıya oturacaktır. Gerçi gerçekçi başlangıç koşullarıyla Brine solitonu elde etmek zordur. Genelde o bir tekillik bölgesinin limit şekli olarak ortaya çıkar. Tekillikler demişken onları biraz daha açalım. Ricci akışı sırasında bir tekillik oluştuğunda şeklin belirli bir bölgesi sonsuz eğriliğe doğru gider. Araştırmalar gösteriyor ki Weyl tensörünün sınırlı kaldığı sürece, yani şekil aşırı dalgalı bir eğrilik geliştirmiyorsa, oluşabilecek tekillik tipleri oldukça sınırlıdır. Ya tüm manifold bir küre gibi düzgünce büzüşüp tek bir noktada son bulur, ya da demin bahsettiğimiz boyun sıkışması ile bir boru gibi incelip koparak parçalara ayrılır. Başka bir kaotik beklenmedik patlama biçimi olmaz. Bu gerçekten büyüleyici bir sonuç. Demek ki çok karmaşık görünen evren şekilleri bile eğer başlangıçta yeterince pürüzsüzlerse, yani Weyl tensörü küçükse, akış altında ya tam bir küreye benzer şekilde son buluyor ya da bir kolu kopup ayrılıyor. Bu sınıflandırma sayesinde Ricci akışının sonucu tahmin edilebiliyor. Ve eğer bir kopma olacaksa cerrahi yollarla kesip atarak akışı devam ettirebiliyoruz. Özetle Ricci akışı altında Weyl tensörünün davranışı bize şunu söylüyor. Eğer uzay zaman dokusu başlangıçta çok karmaşıksa, Weyl tensöründe eğriliklere sahip ise, kaderi ya pürüzsüz bir küre gibi basit oluyor ya da ince bir tüp şeklinde parçalara ayrılıyor. Bu evrenin büyük ölçekli geometrisi için de önemli bir mesaj olabilir. Bu noktada durup büyük resmi görelim. Ricci akışı ve Weyl tensörü hakkındaki bu bulgular hem saf matematiksel bir gerçeği hem de kozmik bir metaforu barındırıyor. Ricci akışı geometriye bir zaman yönü kazandırıyor. Eğrilik dağılımı bir ısı yayılımı gibi dengeleniyor. Entropi benzeri bir ölçü sürekli artıyor. Bu bize termodinamiğin ikinci yasasını, yani entropinin akış hızını, entropinin artışını hatırlatıyor. Zaman neden ileriye akıyor sorusuna, çünkü entropi artıyor şeklinde cevap veririz. Şimdi geometrik bir alemde benzer bir ok gördük. Şekiller neden küreye benzer bir tarafa doğru veya basit parçalara eğiliyor? Çünkü geometrik entropi artıyor ve Weyl gibi serbest eğrilikler eğer başlangıçta küçüklerse geri gelmemecesine sönümleniyor. Üstelik bu sonuçlar Roger Penrose'un kozmik zaman oku fikriyle de örtüşüyor. Başlangıçta Weyl eğrisi sıfıra yakındı ve evren düz ve sıkıcıydı. İlerledikçe Weyl eğriliği arttı ve yapı zenginliği, galaksiler, yıldızlar ortaya çıktı. Ricci akışı senaryosunda ise zamanı biz ileri sardıkça Weyl eğriliği azaldı ve geometri sadeleşti. Birinde gerçek zaman, diğerinde matematiksel zaman tersi yönde gibi görünse de ikisinde de bir düzensizlik ilişkisi var. Belki de ileri fizik teorilerinde uzay zamanın kendi akışı veya geometrik evrimi entropi ve zaman kavramlarını birleştirecek. Bu araştırmalar ayrıca genel görelilik ile diferansiyel geometri arasında köprü kurur. Einstein denklemlerinde uzay zaman eğriliği Ricci tensörü aracılığıyla madde ile belirlenir. Weyl tensörü ise vakumda bile var olabilen yerçekimsel dalgaları temsil eder. Ricci akışı bu ikisinin etkileşimini anlamamız için bir oyuncak model sağlıyor. Eğer evrendeki madde dağılımı ve genel yapı yeterince düzgünse, zamanla geometri basitleşiyor. Bu kozmolojideki ısıl ölüm veya büyük ezilme senaryolarını çağrıştırıyor. Bir büyük çöküş yaşanırsa, evren kendi üzerine çökerse, belki de sonunda tüm Weyl eğrilikleri silinip evren son bir küre tekilliğine düzüşebilir. Tersi yönde başlangıçta büyük patlama anında evren neredeyse konformal düzdü. Weyl eğrilik tensörü sıfırdı ve dolayısıyla ve sonrasında Weyl artarak yapılar oluştu. Bu da Penrose'un teorisine paralel. Görüyorsunuz, bir avuç denklemin bize anlattığı hikaye evrenin başlangıcı ve sonu ile zamanda bulunan derin sorulara kadar uzanıyor. Ricci akışının sihirli dokunuşuyla şekillerin nasıl pürüzsüzleştiğini, Weyl tensörünün gizli dalgalarını ve bu ikilinin bizi evrenin sırlarına götüren ipuçlarını anlattık. Ricci akışı geometrinin kendi kendini düzene sokma çabası gibi. Eninde sonunda ya bir küre saflığına ulaşıyor ya da dayanamayıp kopuyor. Weyl tensörü ise bu yolculukta olup biten karmaşanın ölçüsü. Eğer baştan yoksa yol temiz, varsa da dengeye giden yolda rol oynuyor. Düzenli başlangıçlar, düzenli sonlar doğuruyor. Yerel olarak düz bir evren ya dingin bir küre olarak son buluyor ya da bir boru gibi bölünüyor. Şunu hayal edin, evrenin bütün tarihi aslında 4 boyutlu uzay zaman bloğunun içinde donmuş bir geometrik şekil. Biz ise bu şeklin içinde yaşayan varlıklarız. Akışı biz deneyimliyoruz.
Çünkü şeklin içinde yol alıyoruz. Kuramsal fizikçiler arasında zamanın doğasına dair böyle spekülasyonlar mevcut. Gerçek ne olursa olsun geometri ile zaman arasındaki bağ sandığımızdan çok daha derin. Bu video boyunca aklınızda beliren düşünceleri bizimle paylaşın. Yorumlarda tartışalım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.